padişah, bana en iyi yalan söyleyebilen kişiye bir küp altın vereceğim demiş. Bunu duyan yalancılar soluğu padişahın yanında almış. İlk yalancı gelmiş ama padişah önce demiş, yalanı doğru söylemeyenin kellesini alırım demiş. İlk yalancı gelmiş, padişahım gökteki uçan kuş yerdeki aslanı kaptı yuvasına götürdü demiş. Padişah demiş, bunun neresi yalan? Gökteki uçan kuş dediğin kartal, yerdeki yavru aslan almış yuvasına götürmüş. Bunun neresi yalan? Alın bunu demiş, götürün kellesini alın. İkincisi gelmiş, padişahım demiş, karşı köyde eşeğe kral yaptılar. Padişah demiş, ne var bunda? Kral pencereden baktı, kafasında tacı eşeğin kafasına düştü. Taç kimde? Kral odur demiş. Bunun neresi yalan? Alın bunun kellesini demiş. Üçüncü yalancı gelmiş, padişahım demiş, gökyüzüne bir ok attım, 6 aydır ok geri gelmedi. İyi akşamlar. Padişah demiş, bunun neresi yalan? Oku attığında bahardı, yaz geçti, güz geldi, dallar yaprak döktü. Ok tutunacak yer bulmadı, ok yere düştü. Bunun neresi yalan demiş, alın bunun kellesini. Sıra Kayseriliğe gelmiş. Kayserili demiş ki, padişahım demiş, zamanında babam size bir küp borç altın verdi babam. Eğer babam bu altını size vermedi deyip yalan söylüyorsanız, o zaman bana küp altınımı verin. Şayet doğruysa babamın altınını verin. Padişah ikisine de cevap verememiş ve iki küp altını Kayseriliğe kaptırmış.